Şimdi ne? Kitap okuyor musun? Evet. Maşallah. Büyüyünce ne olacaktın? Öğretmen. Okulda dediler çok başarılı. İnönü okuluna gidiyorsun değil mi? Evet. Yok. Arkadaşlarım, öğretmenim. Kaçıncı sınıf? Üçüncü sınıf. Onları çok seviyorum. Şimdi onların yanına gitmek istiyorum. Okulum çok özledim. Hangi dersi daha çok seviyorsun? Fen bilimleri. Nilüfer nasılsın tatlım? İyi misin? Ben de maske takıyorum böyle ara sıra. Çok tozlu olunca bizim ev. Maskeyle geziyorum çünkü toz beni böyle öksürtüyor, boğazım acıtıyor. Sana da öyle oluyor mu? Hemen iyileştirip okula. Evet. Başka bir rahatsızlığı yok. Çok da güzel bir kız Nilüfer. Çok da zeki maşallah. Evet. Öğretmeni de gelecek. Ablalarına her zaman bir sıkıntın olduğu zaman babanı arayacak. Tamam mı? Hemen iyileşmen için. Sen de söz veriyor musun? He? Hemen iyileşecek mi? Hemen karın ağrısı geçecek değil mi? Şimdi evet. Gel bakalım. Acıtmayacak, korkma. Evet. Şöyle dursun. Bu nabzını ölçecek, tamam mı? Evet. Sen diye ben söyleyeceğim. Yapmışlar mıydı daha önce sana hiç böyle? Evet. Tamam, biliyorsun. Şimdi çıkar. Evet. Aferin. Kocaman aç kocaman. Bastıracağım şimdi, bir tane korkma, tamam mı? Çıkar dilini. Aa yap. Aa de. Aferin sana. Senin ağrıyor mu? Şimdi yok ağrım. Şimdi ağrın yok. Çok güzel. Hemen iyileşip okula. Böyle yatmak yok, okula. Tamam mı? Aferin. Öğretmenin de gelecek yanına. Kişinin, hastamızın bundan sonraki sürecinde yanındayız. Tedavisinde Doktor Veysel Bey başhekimimiz, evde sağlık birimimiz, bütün imkanlarıyla psikiyatri, çocuk doktoru, evde sağlık birimimiz her aşamasında bundan sonra takipçisiyiz. Kendileriyle beraber tedavinin her sonunda devletin bütün imkanlarıyla, Sağlık Bakanlığımızın bütün imkanlarıyla yanındayız. Maddi manevi. İşte Nilüfer doktora götürdüğümüzde burada ultrason çekildiğinde hastalık çıktı. Bizi Adana'ya sevk ettiler. İşte orada kemoterapi başladı. İlk kemoterapi orada alındı. Sonra tekrar geldik. Burada işte ateşi düşmedi, ateşi oldu tekrar. İşte tekrar gittik. İkinci, üçüncü alındı. Böyle daha dört kere daha alacağını söylediler. Bu şekilde tedavi, uzun bir tedavi dediler. Böyle devam ediyor şimdilik. Bu sefer çok şükür ateşi olmadı. Bulantısı daha hafif geçti. Ev, moral daha iyi geldi eve gelmek. Moral daha iyi şimdi. Hastanede sürekli ağlıyordu. Biz Sağlık Bakanlığı olarak telefonu sende kaydet. Her zaman açık. Oldu. Veysel Bey gereken şeyi biliyor. Tamam. Evde sağlık gelecek, çocuk doktoru, psikiyatri. Evet. Bir de vakıf yarın yardım çıkartacak sana.